Merhabalar. 16. uygulamamızda bal bileşenini kullanacağımız bir uygulama gerçekleştireceğiz. Bal Bones adında bir proje tanımladım. Bu bal bileşenini Canvas bileşenin üzerine ekleyebiliyoruz. O yüzden Drawing and Animation'dan bir tane Canvas ekliyorum. Canvas'ın yüksekliğini ve genişliğini fill parent yaparak ekranı kaplamasını sağladım. Şimdi üzerine bir tane bal bileşeni aldım. Birinci bal bileşeni. Bunun ismini siyah top diyelim. Bunun radius değeri yarıçapı 5'ti. 10 yapalım. Yine paint color'ında black yapalım. Siyah renk olarak kalsın. Zaten varsayılan da öyleydi. Şimdi bir tane daha bal bileşeni ekliyorum. Bunun da boya rengi kırmızı olsun. Bunun yarıçapı 16 olsun. Buna da isim olarak kırmızı top diyelim. Yani Türkçe harf kullanamadığımız için küçük I kullanamıyoruz. Kırmızı top yazdık. Şimdi bir tane de sound bileşeni ekleyeceğim medyadan. Şimdi şöyle bir uygulama yapacağız. Siyah topu parmağımızla tutup böyle sürüklediğimizde bir tarafa doğru fırlattığımızda o köşeleri çarparak sekecek. Bilardo topu gibi diğerine çarptığında ses çıkarsın diye bir tane sound bileşeni ekledim. Sound bileşenine bir kaynak dosyası yükleyelim. Upload file diyoruz. Burada Balbonus'ta Snap Wave dosyasına buna dahil ettim. Şimdi kodlama kısmına geçiş yapabiliriz. Şimdi siyah topun flank olayı var. Bu tutup bir taraftan bir tarafa sürüklediğimde tetiklenen bir olay. Burada x, y gibi, speed gibi, heading gibi, x vel, y vel gibi birçok parametresi var. Şimdi bu parametrelerden de faydalanacağız. Şimdi siyah topun speed değerini, bu özelliğini bu fırlatırken ki hızdan alabiliriz. Şimdi bu hızı ekleyebiliriz ama bu hızı yeterli gelmezse matematik bölümündeki çarpmayla birkaç kat hızını artırabiliriz. Şimdilik böyle kalsın. Yine siyah topun hani ne yöne doğru gideceğini belirlemek için o heading özelliğine bu sefer getHeading argümanından alıyoruz. Şimdi bunu ben önce göstereyim. Şöyle. Şu deminki uygulamada deneme 1-2-3 diye kaydettiğimiz dosya depolama alanında mevcut. Onu göstermiş oldum. Şimdi tekrar bağlantımızı kuralım. Kare kodu tarattım. Evet, şimdi topu böyle tutup çekiyorum. Bakın elimle. Çektiğim yöne, çektiğim hızda, bakın çok hızlı çekiyorum. Şöyle anca o kadar oldu. Bu şekilde çektiğim yöne doğru gidiyor. Şimdi bu hareketi yapabildik. İstersek buraya hani speed matematik bölümünden çarpı işte örneğin çarpı 2 veya çarpı 4. Yani sizin yaptığınız şeye göre iki kat hızlı gitmesini sağlarsınız. Şimdi kodlamaya devam edelim. Şimdi bu kenara geldiğinde ne yapacak? Şu anki halinde bir kenara doğru sürükledim. O kenarda kaldı. Yani şöyle mesela böyle çektim. Bakın. Kenara değdiğinde kenarı geçemiyor. Köşeye sıkışacak. Şimdi burada bir kenara çarptığında siyah topun tetiklenen bir olayı var.
Edge Rigid, yani kenara değdiğini hissediyor. Burada siyah topu bounce metoduyla oradan sektirebilirsiniz. Burada hemen değeri eklemem gerekiyor. Kenara çarpıyordu çünkü. Evet, bakın şu an görebilirsiniz şöyle. Topun kenara değdiği anda aynı açıyla sektiğini. Şimdi kırmızı topla çarpıştığı anda nasıl bir tepki olacak ona bakalım. Kırmızı topa yazacağım bu kodu. Burada collided with, yani bir çarpışma varsa, burada other dediği de işte hangi bileşenle çarpıştığını buradan alabiliyorsunuz, o argüman. Şimdi kırmızı top siyah topla çarpışırsa kırmızı topun konumunu değiştirelim. Yani başka bir yere çıksın. Bunun için onun X ve Y koordinatını kullanacağız. X koordinatı çarpıştığında rastgele bir değer alsın. Bunun için matematikte random integer from 1 to 100 diye bir blok var. Bu rastgele 1 ile 100 arasında değer alıyor. Biz buraya 1 değil de 16 yazalım. Çünkü onun yarıçap değeri 16 idi. Yani tuval üzerinde 16. piksele kadar sola yaklaşsın. Tam çünkü orta noktasını baz alıyor. Çünkü aksi halde dışarıda kalır. Ya da öyle bir hesap çıkar. Maksimum değeri ise şöyle yapalım. Tuvalin genişliği ne kadarsa kanvasın. Burada width özelliğini okuyabiliriz. Biz fill parent yapmıştık. Telefon ekranında ne kadar genişlik varsa o kadar bir değere sahip olacak bu özellikle. Bu eksi 16 dersek kanvasın width değeri eksi, şöyle çoğaltalım, 16 diyerek tuval aralığında X aralığı yatayda rastgele bir noktada ortaya çıkacak. Şimdi ben bunu çoğaltıyorum. Bunun X değil, bu sefer Y değeri, yani düşeyde nerede çıkacak? Yine o da 16 ile canvas'ın height, yani yükseklik değeri eksi 16 aralığında çıksın. Ve rastgele bir yere gittiğinde çarpışma olmuştur. O yüzden sound bir play diyoruz. Yani çarpışma olduğu anda bunu üste de ekleyebiliriz. Çarpışma olduğu anda ses yapsın ve rastgele bir yere gitsin. Şimdi deneyelim bir çarpışma yapmaya çalışalım şöyle. Evet, sürüklüyorum. Evet, bakın rastgele bir yer hemen yan tarafa geçti. Şöyle bakın. Öyle bir ses yaptırdık. Rastgele bir yer neresi ise oraya gidiyor. Uygulamamız bu şekilde. Görüşmek üzere.